Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma ilk defa gelip ve beni tanımayanlar için ben Şerife Karaca. Bugün sizlerle bu örgü modelimin anlatımını yapmak istiyorum. Öncelikle ilmeklerimin sayısı 4, 8, pardon, 8 artı 1 şeklinde kurulumu 8, 1 ters, 8, 1 ters. Bu şekilde ilmeklerimiz 8 artı 1 şekilde. İlmeklerimi ben kenar ilmeğimi 3 tane yaptım. Bu sizin tercihinize kalmış. Kaç tane yaparsanız. Öncelikle modelimde hiçbir değişiklik olmayacağı için ben buradan üzerine devam edeceğim. Sadece düz olan yere yer değişimi oluyor. Düz olan kısma modelimi, model olan kısmı da düze çeviriyoruz. Başka bir işlem yok. Sadece ben 1, 2, 3 1, 2, 3 tane kurdum modelimi. Yine o da sizin tercihinize kalmış. İsterseniz 4, isterseniz 5. Ben 3, 3 yaptım. Bu şekilde hoşuma gitti. Siz de nasıl tercih ederseniz. Ve şimdi modelimin yapılışına geçiyorum. Öncelikle iki kenar ilmeğimi alıyorum. Ve modelimin kurulumu 4 şeklinde olduğu için bu 8'i 4'e bölüyorum. Öncelikle şu şekilde ikinci ilmeğimi alıyorum, çıkartıyorum, öne takıyorum ve önce ikinci ilmeğimi işliyorum. İkinciye de birinci ilmeğimi işliyorum. İlmeklerimin yerini değiştiriyorum ve burada da önce ikinci ilmeğimi örüyorum. Yani dördüncü ilmeğim oluyor. Sonra üçüncü ilmeğimi örüyorum. Ben şişten çıkartmadan yaptım. Tekrardan çıkarıp yaparım şimdi de. Bu şekilde ikinci ilmeğimi öne takıyorum. Önce işliyorum. İlk ilmeğimi de ikinci işliyorum. Burada da bu şekilde gördüğünüz gibi ikinci, üçüncü ilmeğimi arkaya alıyorum. Ve arkadaki ilmeğimi öne alıyorum. Modelimiz bu şekilde. Bir tane tersimi örüyorum ve modelimin üzerine düz olaraktan devam ediyorum. Model kurulumunu sadece lastik yapmak isterseniz altına lastiği yapıp üzerine modelimizi bu şekilde kurabilirsiniz. 8 artı 1 şeklinde ve bir tane tersimi yapıyorum. Yine aynı şekilde ben şişimden çıkartmadan modelimi yapabiliyorum ama yine de daha iyi anlatabilmek için ilmeğimi şişimden çıkarıp ön tarafı alıyorum ve ikinci ilmeğimi örüyorum. Tekrardan bu şekilde ilmeklerimin yerini değiştiriyorum. Yine aynı şekilde ikinci ilmeğimi öne alıyorum. Birinci ilmeğimi ikinciye örüyorum. Yine aynı şekilde arkadaki ilmeğimi önce örüyorum. Öndeki ilmeğimi yalnız ilmeğimi önden ayırıyorum bu şekilde. Arkadan değil. Üçüncü ilmeğimi yani son dördüncü ilmeği örerken bu şekilde burayı daha iyi anlatmak için bu şekilde önden almıyoruz. Arkadan alıyoruz. Çünkü modelimizi açıyoruz. Kapatma yaparken önden alınıyor. O kısma gelince daha iyi anlatırım. Öncelikle burayı örüyorum. Tekrar diğer bir tane ters ilmeğimi ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tane ilmeğimi örüp bir ters ilmeğimi ve iki kenar ilmeğimi. Arka yüzde hiçbir işlem yapmıyoruz.
tersi ters, düzü düz şekilde örerekten devam ediyoruz. Sekiz ters ilmeğim, bir tane düz ilmeğim oluyor arka yüzde de bu şekilde. İlmeklerimin sonuna kadar tersi ters, düzü düz şekilde örüyorum. Ve son kenar ilmeklerim. Örgümün ön yüzüne geldim. Kenar ilmeklerimi örüyorum. Ve şu anda modelime geldim tekrardan. Modelimi şu anda kapatacağım. Şimdi ikinci ilmeğimi bu şekilde ikinci ilmeğimi arkadan örüyorum, önden değil. Modelimizi alt tabak açarken önden örüyordum. Şimdi kapatacağım için ikinci ilmeğimi önden, birinci ilmeğimi de tekrardan arkadan. Bu şekilde. Yine burada da göstereyim. İlmeğimi, ön ilmeğimi arkaya alıyorum. Arkadaki ilmeğimi öne alıyorum. Şu anda modelimi kapattığım için modelimizi kurarken açıyoruz, kapatırken de arkadan alıyoruz. Ön arka, burada bu değişiklikler oluyor. Gördüğünüz gibi burada da açarken önden, kapatırken arkadan modelimiz. Yine burayı az önce anlatmak istemiştim. Bu modelimizi açarken ilmeğimizi, ikinci ilmeğimizi öne alıyoruz, kapatırken arkadan alıyoruz. Bu şekilde. İkinci ilmeğimizi, birinci ilmeğimizi de önden, modelimizi bu şekilde kapatıyoruz. Bu şekilde ilk ilmeğimi arkaya alıyorum, ikinci ilmeğimi önden kapatıyorum. Ve tekrar ters ilmeğimi, arada 8 düz ilmeğimi, tekrardan modelimin kurulumuna geldim. Ben şişimden çıkartmadan yapıyorum ama yine de çıkartayım şu şekilde. Size daha iyi anlatabilmek için ikinci ilmeğimi arkadan öne alıyorum. Birinci ilmeğimi ikinci örüyorum. Tekrardan öndeki ilmeğimi alıyorum arkadan. Diğer ilmeğimi öne geçiriyorum. Ve bu şekilde tekrardan yine aynı şekilde önce arkadaki ilmeğimi örüyorum, sonra ikinci ilmeğimi örüyorum, tekrar çıkartıyorum, öndeki ilmeğimi arkaya, arkadaki ilmeğimi de öne alıyorum, çaprazlama modelimi kapatıyorum ve tekrar ters ilmeğimi ve 8 düz ilmeğimi ve modelimin arka yüzüne geçiyorum. Arka yüzünü göstermek istemiyorum videomu uzatmamak adına. Tersi ters, düzü düz şekilde örerekten devam edelim. Ve tekrar modelimin ön yüzüne geldim. Kenar ilmeklerimi örüyorum ve tekrardan modelimi şu anda geri açıyorum. Şişimden ilmeklerimi çıkartıp arkadaki ilmeğimi önden ilk önce onu ikinci ilmeğimi örüyorum. Birinci ilmeğimi de ikinci defa örüyorum. Yine bunda bakın arkadan alıyorum. Kapatırken bu ilmeğimi önden alıyordum. Açarken modelimi şu anda açtığım için arkadan alıyorum. Az önce burayı anlatmak istemiştim. Daha net anlatabilmek için sürekli tekrarlıyorum, kusura bakmayın.
Öncelikle çıkartıyorum. İlmeğimi öne alıyorum. Yine arkadaki ilmeğimi örüyorum. Tekrar öndeki ilmeğimi modelimi açıyorum şu anda. Yine aradaki 8 düz ilmeğimi örüyorum. Aradaki ters ilmeğim yine modelimin kurulumuna geldim. Önde ilmeğimi arkaya alıyorum. İkinci ilmeğimi de önden şişimin önüne takıyorum. Diğer taraftan ikinci ilmeğimi arkadan alıyorum. Üçüncü ilmeğimi önden dördüncü kez dördüncü olaraktan örüyorum. Yine aynı şekilde ikinci ilmeğimi önden alıyorum. Birinci ilmeğimi ikinci örüyorum. Tekrardan dördüncü ilmeğimi üçüncü örüyorum. Üçüncü ilmeğimi de dördüncü defada örüyorum. Yerlerini değiştiriyorum. Yine düz ilmeklerimi örüyorum. Ve tekrar örgümün ön yüzüne geldim. Kenar ilmeklerimi örüyorum. Ve şu anda ilmeklerimi kapatıyorum. Şu anda ikinci ilmeğimi arkadan örüyorum. Az önce önden örmüştüm. Şu anda arkadan örüyorum. Ve birinci ilmeğimi ikinciye örüyorum. Yalnız ilmeklerin yerini değiştirirken, modelimizi açarken, önden, kapatırken, arkadan şekilde yapıyoruz. Şu anda bakın modelimiz kapandı. Tekrar aynı şekilde ve ters ilmeğimi 8 düz ilmeğimi ve tekrar ters ilmeğimi aradaki yine modelimi şu anda kapatıyorum. Kapattığım için önce arkadan ikinciyi alıyorum. Sonra önden birinciyi ikincinin yerine işliyor, örüyorum. Tekrar dördüncü ilmeğimi önden ikinciyi örüyorum. Üçüncüye örüyorum. Üçüncü ilmeğimi de dördüncüye örüyorum. Bu şekilde. Tekrar ikinci ilmeğimi örüyorum. Sonra birinci ilmeğimi örüyorum. Yine üçüncü ilmeğimle dördüncü ilmeğimin yerini değiştiriyorum. Yine düz ilmeklerimi örüyorum. Ve tekrar modelimin ön yüzüne geldim. Kenar ilmeklerimi örüyorum. Ve şu anda tekrardan modelimi açıyorum. İkinci ilmeğimi önden alıyorum. Birinci işliyorum. İkinci ilmeğimi de arkadan alıp ikinciyi örüyorum. Sol taraftaki şişiminde dördüncü ilmeğimi arkadan önce örüyorum. Üçüncü ilmeğimi önden sonra örüyorum. Yine aynı şekilde modelimi açtığım için ikinci ilmeğimi önden alıp birinci işliyorum ve arkadan ikinci ilmeğimi örüyorum. Birinci ilmeğimi ikinci ilmek olaraktan örüyorum. Ve ters ilmeğimi aradaki 8 düz ilmeğimi tekrar ters ilmeğimi ve yine modelimin ikinci ilmeğimi öne takıyorum önden birinci ilmeğimi ikinciye örüyorum tekrar dördüncü ilmeğimi arkadan örüyorum ve üçüncü ilmeğimi önden dördüncüye örüyorum. Aynı şekilde modelimi daha iyi anlatabilmek için sürekli tekrarlıyorum. Kusura bakmayın.
ve yine düz ilmeklerimi örerekten devam ediyorum. Ve tekrar ördümün ön yüzüne geldim. Kenar ilmeklerimi örüyorum ve son 1, 2, 3. gülümdeyim gördüğünüz gibi. Ve şu anda ikinci ilmeğimi arkadan alıyorum. Birinci ilmeğimi önden modelimi kapatıyorum. Tekrardan 4. ilmeğimi önden alıyorum. Örüyorum. Ve 3. ilmeğimi 4.'ünün yerine örerekten modelimi bu şekilde kapatıyorum. Yine 2. ilmeğimi arkadan örüyorum. Ve 1. ilmeğimi önden 2.'nin yerine örüyorum. Yine aynı şekilde 4. ilmeğimi önden alıyorum 3.'ünün yerine, 3.'yü 4.'ünün yerine arkadan örüyorum. Ve ters ilmeğimi ve 8 düz ilmeğimi örüyorum. Tekrar bir tersimi ve yine modellerime geldim. 2. ilmeğimi arkadan örüyorum. Şekilde ve önden 1. ilmeğimi tekrardan 2.'nin yerine örüyorum. Yine 4. ilmeğimi çıkartıyorum. Önden 3. ilmeğimin yerine örüyorum ve tekrar 4. ilmeğimi örüyorum. Yine aynı şekilde modelimin tamamını bu şekilde yapıyorum. Ve tekrar ters ilmeğimi ve düz ilmeğimi örerekten devam ediyorum. Ve örgümün ön yüzüne geldim. Şu anda 1, 2, 3 tane gülüm oldu. Şimdi güllerimi buraya kaydıracağım. Öncelikle kenar ilmeklerimi örüyorum. Ve 8 ilmeğimi düz örüyorum. Ters ilmeğimi ördüm. Şimdi ilmeğimin 4 tanesini modelimin kurulumuna geçiyorum. 2. ilmeğimi öne alıyorum. Önden örüyorum. 1. ilmeğimi de 2.'yi arkadan örüyorum. Tekrardan 4. ilmeğimi arkadan örüyorum. 2. ilmeğimi 4.'ünün yerine önden örüyorum. Modelimi açıyorum şu anda. Tekrardan 2. ilmeğimi önden, 1. ilmeğimi arkadan, yine 4. ilmeğimi arkadan, 3. ilmeğimi de 4.'ünün yerine bu şekilde devam ediyorum. Ve ters ilmeğimi diğer modelimin üzerine düze çevirdiğim için düz olaraktan devam ediyorum. 8 tane ilmeğimi ve ters ilmeğimi yine modelimi burada kuruyorum. Dördüncü ilmeğimi arkadan alıyorum. Üçüncü ilmeğimi önden, dördüncünün yerine örüyorum. Yine ikinci ilmeğimi önden alıyorum. Birinci ilmeğimi arkadan, ikincinin yerine örüyorum. Yine dördüncü ilmeğimi örüyorum. Ve önden üçüncü ilmeğimi, dördüncü ilmeğimin yerine örüyorum. Kenar ilmeklerimi bu şekilde modelimi tamamlıyorum. Modelimiz bu kadar. Çok kolay ve gösterişli bir model. Benim çok hoşuma gitti. Zevkle örülebilecek bir model. Her tür örgüde kullanabilirsiniz. Battaniye, yelek, hırka, sayamadığım yani sizin aklınıza gelebilecek tüm örgülerde kullanılabilecek bir örgü modelimiz. Umarım anlatabilmişimdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.